Yargıtay 5. Ceza Dairesi futbolda sözde şike davasında mahkemenin verdiği beraat kararını onadı ve 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç 10 sene sonra nihayete erdi. Haksızca, hukuksuzca, cebren ve hileyle milyonların canını yakanlar, Fenerbahçe şike yaptı diyenler bugün bir kez daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler. Hukuken galip geldik ama en önemlisi onur mücadelemizi kazandık. Hain örgütün kurguladığı kumpasa ilk gününden itibaren baş kaldırdık, asla başımızı öne eğmedik. Bu hain kumpas nedeniyle bedel ödeyen eski başkan Aziz Yıldırım'a, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu'na, İlhan Ekşioğlu'na ve davada yargılanan tüm kişilere, en önemlisi de büyük Fenerbahçe camiamıza bir kez daha geçmiş olsun dilemek istiyorum. Kulübümüz bu hain kumpastan alnının akıyla çıktı. Son kez ve nihai olarak masumiyetimiz tescillendi. Ama biz bu süreçte yapılan ne haksızlıkları, ne onursuzlukları, ne de bize reva görülenleri unutacağız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Alnımızın akıyla kazandığımız onur davamızı zedeleyecek hiçbir yaklaşıma izin vermemek ve haklarımızı sonuna kadar aramak bizim asli görevimizdir. Bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Sezon başında göreve getirdiğimiz Vitor Pereira ile yollarımızın ayrılmasının ardından takımımızın teknik direktörlük pozisyonuna kulübü, takımımızı, camiamızı bilen en kısa sürede maksimum faydayı sağlayacağına inandığımız ve daha önce de Fenerbahçe çatısı altında uzun yıllar görev almış İsmail Kartal hocamızı getirdik. Hocamız önderliğinde ve camiamızın destekleriyle şu anda ulaşma şansımız olan tüm hedeflerimiz yolunda sonuna kadar yürüyeceğimize inancımız tamdır ve tek odağımız da budur.